Türk'ten günaydın, iyi haftalar. Ben Öykü Cengiz Sabah ekranı başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şimdi önce Cuma'ya döneceğiz. Cuma günü Yük kapanışı ayrıntılarıyla anlatacağız size. Tabii ki bu hafta başı olması itibariyle pazartesinden cumaya veri takvimini de birazdan ayrıntılarıyla getireceğiz ekranlarınıza. Gün önüne çıkan haberlerini getireceğiz. Ekonomi gazetesine yansıyan haberleri paylaşacağız. Ve tabii tüm gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ilerleyen dakikalarda ekonomist Burak Köseoğlu eşlik edecek. Şimdi cuma gününe bir dönelim. Borsa cuma günü %3,33 eksi de kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %3,33 değer kaybederek 7511,68 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %4,36, holding endeksi %3,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri geriledi ve en çok kaybettiren %5,64 ile madencilik oldu. Şimdi bu hafta değerli izleyiciler Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları piyasaların odağında bulunacak. Veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Euro bölgesinde tüketici güven endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, yeni konut satışları, Çin'de sanayi karları Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi öne çıkacak birazdan ayrıntılarıyla paylaşacağız. Az önce de belirttiğim gibi Pazartesiden Cuma gününe kadar. Şimdi İCB'nin politika faizini daha arttırması öngörülmüyor. Ancak İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının bankanın enflasyonla mücadelesini zorlaştığına, e, zorlaştırdığına da dikkat çekiyor analistler ve faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başlayacağını da kaydediyorlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Dolar TL 28.03, Euro TL 29.65, sepet kur 28.84 ve gram altın 1780 liradan işlem görmüştü. Hemen belirtmiş olalım. Şimdi e, Veri takvimini paylaşalım. Pazartesiden dediğim gibi Cuma'ya kadar ayrıntılarıyla anlatacağız saat saat. Bugün saat 10'da Türkiye tüketici güveni ve ikamet izinleri istatistikleri saat 17'de ise Euro bölgesi tüketici güveni verisi takip ediliyor olacak. Salı gününe bakalım. Saat 9'da Almanya Kasım ayı güven endeksi ve İngiltere Ağustos ayı işsizlik oranının yine İngiltere'den saat 9'da istihdam değişikliği gelecek. Saat 10'da finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, Fed yönetim kurulu toplantısı da yine salı günü takip ediliyor olacak. Çarşamba gününe geçtik. Saat 10'da yurt içinden işletme güveni, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, hizmet, para kendi ticaret ve inşaat güven endeksi. Saat 11'de ise Almanya tarafından Ekim ayı İFO iş ortamı. 17'de Amerika'dan gelen veriler takip ediliyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri Eylül ayı yeni ev satışları ve Eylül ayı yine inşaat izinleri de çarşamba günü takip edilen verilerden olacak. Geçtik Perşembe günü. Perşembe günü yoğun bir veri akışı olacak. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı açıklanacak ve döviz rezervleri de saat 14.30'da menkul kıymet istatistikleri, yine haftalık para ve banka istatistikleri de 14.30'da e, yurt içindeki veriler. 15.15'te ECB'nin faiz oranı kararı takip ediliyor olacak. E, yine 15.30'da Türkiye saatiyle Amerika'dan gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranı çeyrek çeyrek gelişmeleri 3. çeyrek Eylül ayı mal ticareti dengesi gelişmeleri, işsizlik maaşı başvuruları, temel PCE fiyatları çeyrek gelişmeleri 3. çeyrek 15.30'da Amerika tarafından gelen veriler olarak takip edilecek. 15.45'te ECB'nin basın toplantısı perşembe günü az önce de belirttiğim gibi yoğun bir veri gündemi var. Geçtik haftanın son işlem günü cuma gününe Buyurunuz ekranlarınızda 15:30'da yine Amerika tarafından gelen veriler takip edilecek Eylül ayı çekirdek fiyat endeksi ve Eylül ayı fiyat endeksi yine Eylül ayından kişisel gelir aylık kişisel harcama aylık ve Michigan tüketici duyarlılığı da Cuma günü saat 15:30'da Türkiye saatiyle Amerika tarafından gelen veriler olarak takip ediliyor olacak. Evet şimdi günün. Önü... Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan, ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatlarıyla güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret etti. Mali disiplinin yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkat çeken Şimşek, ...son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır, dedi. Tapgıdağ'ın halka arz sonuçları kamuoyu aydınlatma platformuna açıklandı. 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen... ...Tapgıdağ'ın halka arzına planlanan iki planlananın iki buçuk katı talep geldi. Şirketin payları 130 TL'den halka arz edilirken... Halka arz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza yaklaşık 5 milyon 185 bin kişi katıldı. Böylelikle Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırıldı. Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı artışlar sonrasında faiz oranına yönelik şikayetler artınca yeni bir düzenleme ile cazip hale getirilen reskont kredilerine ihracatçılardan talep arttı. %24 faizle kullanılabilen reskont kredilerine talep artınca bankalar limitlerini doldurdu. Merkez Bankası'nın belirlediği günlük 3 milyar liralık kredi limitinin 2 milyar lirasını doğrudan Eksim Bank, 1 milyar lirasını ise bankalar kullandırıyor. Bankacılık sektörü kaynakları talebe yetişemediklerini ve bankalarda sıra olduğunu belirterek banka limitlerinin hemen dolduğunu vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı Ali İhsan Karacan son dönemde eleştirilere konu olan yoğun halka arzlara ilişkin uyarılarda bulundu. Bir şirkete halka arz izni vermenin ona bir derecelendirme verme anlamına geldiğini söyleyen Karacan, Yalnızca şekli şartları karşılamasının bir şirkete halka arz onayı verilmesi için yeterli olmadığına işaret etti. Karacan, halka arzların ve yatırımcı sayısındaki artışın bugün sermaye piyasasının en önemli konuları olduğunu dile getirerek kurallarda bir takım sıkılaştırmanın gerektiğini yoksa kazalara neden olabileceğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi. İsrail-Filistin çatışmasının kökeninde Filistin topraklarının süregelen işgali ve Filistinlilerin devlet taleplerinin uzun süredir görmezden gelinmesi olduğunu vurgulayan Wang, çatışmayı çözmenin temel yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir adarı da var olmasının sağlanması olduğunu belirtti. Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada bankanın faiz politikasını ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomik göstergelerini değerlendirdi. Powell, güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini söyledi. New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerem Powell, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor, güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Jeopolitik gerilimin yükseldiğine vurgu yaptı, bu durumun temel risk oluşturduğunu söyledi. Powell bu açıklamalarla ekonomi gündeminin ana konusu olan Fed'in faiz artırıp artırmayacağına ilişkin tarafını da belli etmiş oldu. Daha önce FOMC komitesinin yaptığı toplantılarda yetkililerden bir kısmının faiz artırımını desteklediğini bir kısmının faiz artışından yana olmadığı aktarılmıştı. Amerika ekonomik göstergelerini değerlendiren Powell, Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi değerlendirmesinde bulundu. Amerika'da 2022'de %9'un üzerine çıkan yıllık enflasyon %3.7'ye gerilese de hala %2'lik hedefin üzerinde seyrediyor. Powell konuşmasında yüksek tahvil faizlerinin yüksek enflasyon beklentisi ve veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşünde olduğunu belirtti. Amerika Çalışma Bakanlığı'nın işsizlik verileri de Powell'ın gündemindeydi. Ülkede işsizlik başvuruları 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Powell, pek çok gösterge iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor, dedi. FED Başkanı'nın ana gündeminden biri de jeopolitik krizdi. Yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riskiyle çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevini zorlaştırdığını dile getirdi. Atlanta FED Başkanı Rafael Bastik, enflasyonu kontrol etmenin hala FED'in ana görevi olduğunu söyledi. Dallas FED Başkanı Lore Logan son verilerin FED'e bir sonraki para politikası hamlesini düşünmek için alan sağladığını ifade etti. Fed başkanları enflasyon ve para politikası adımlarını değerlendirdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bosting, enflasyonu merkez bankasının %2 hedefine döndürmenin önceliği olduğunu söyledi. Enflasyonu birinci iş olarak değerlendiren Atlanta Fed Başkanı, para politikası ekonomik gelişmelerin sürdürülmesine elverişli geniş koşulların yaratılmasına yardımcı olabilir. İşte bu noktada politikamız genellikle ekonominin sınırlarında yer alan ve servet eşitsizliğinin kısa ucunda bulunanlar için daha iyi iş gücü piyasası sonuç katkıda bulunabilir dedi. Mart 2022'den bu yana Faiz oranlarını %5 puandan fazla artıran FED yetkilileri, tahvil getirilerindeki son yükselişin finansal koşulları sıkılaştırmasının ardından gelecek ay politikayı sabit tutma eğiliminde olduklarının sinyalini verdi. Dallas FED Başkanı Lori Logan son verilerin ve tahvil piyasasındaki yüksek borçlanma maliyetlerinin FED'e bir sonraki para politikası hamlesini düşünmek için alan sağladığını söyledi. New York Üniversitesi para piyasacıları toplantısında konuşan Logan, kısmen para politikasındaki sıkılaşmayı yansıtan finansal koşullarda arzu edilen sıkılaşmaya atıfta bulunarak faiz oranlarını yeniden yükseltme ya da sabit tutma kararını vermek zorunda kalmadan önce biraz zamanımız var, dedi. Logan, enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğini kabul etmekle birlikte fiyat baskılarının Fed'in yüzde ikilik hedefine doğru azaldığından emin olmadığını belirtti. Hala güçlü olan istihdam piyasasının Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için daha da zayıflaması gerekebileceğini söyledi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2023 yılının ikinci yarısında Türk bankacılığında marjların hafif toparlanma kaydedeceğini öngördü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, veri izleme raporunu yayınladı. Türk bankacılık sektörüne ilişkin aktiflerin %83'ünü temsil eden 13 bankayı da kapsayan araştırmada iyimser analiz öngörüsü dikkat çekti. Kurum raporuna göre 2023 yılının ikinci yarısında Türk bankacılığında marjların hafif toparlanma kaydedeceği ifade edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu, yılın ikinci yarısında kur korumalı mevduattaki kademeli azalışlara bağlı olarak döviz mevduat paylarında da ciddi bir yükseliş beklemiyor. Raporda CET1 rasyoları genel olarak yeterli kalmayı sürdürüyor değerlendirmesi de dikkat çekti. 2023 ikinci çeyrekte regülasyonların bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirten Fitch, yılın ikinci yarısında bu büyümenin düşük kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu. Çin Merkez Bankası bir yıllık kredi faiz oranını sabit tuttu. Banka geçtiğimiz günlerde de orta vadeli politika kredilerinin faiz oranlarını değiştirmeyeceğini açıklamıştı. Çin Merkez Bankası, Çin'deki çoğu hane ve şirket kredisi için sabit olan bir yıllık kredi faiz oranını değiştirmeyerek, %3.45'te çoğu ipotek için sabit olan 5 yıllık kredi faiz oranını da %4.20'de sabit tuttu. Konuya ilişkin açıklamalarda bir dizi ekonomik verinin, ekonominin istikrara kavuştuğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek piyasa beklentilerini karşılayan Merkez Bankası, orta vadeli politika kredilerinin faiz oranlarını da değiştirmeyeceğini açıklamıştı vadeli borç verme kolaylığı oranı gösterge borç verme faiz oranları için bir rehber görevi görüyor ve piyasalar bunu borç verme kriterlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin öncüsü olarak görüyor. Öte yandan küresel fonlar artan jeopolitik gerilimler, ekonomik sıkıntılar ve devam eden konut krizi nedeniyle Çin hisselerini terk ediyor. Morgan Stanley, yatırımcıların Çin'in makro ekonomisinde temel bir iyileşme ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için hükümetin teşvik önlemlerini izlemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Çin hisselerinde düşüşü satın almamalarını tavsiye etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışı temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Son olarak Fransa'yı ziyaret eden bakan ziyaretlerinin ana amacının yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleriyle başlayan yatırımcı turunda son olarak Fransa'yı ziyaret etti. Ziyaretlerinde Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin bilgiler veren Şimşek, Fransa ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında yurt dışı temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni ekonomi programını anlatmak ve yüksek katma değer sağlayacak yatırımlar çekmek için ziyaretlerini sürdüreceğini kaydeden Bakan, Fransa Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüş hafta başı körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir ifadelerini kullandı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı'yla da görüştüklerini vurgulayan bakan, ikili ticaretin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Bakan Şimşek, Fransa ziyareti kapsamında 4 trilyon avro yöneten Fransa Merkezli Yatırım Fonları ve Banka Üst Düzey Yöneticileri 70 civarında firmanın CEO, CFO'su ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Fatih Birol'la bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk-Alman İş Dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Erkan toplantıda enflasyon görünümü ve dezenflasyona geçiş sürecine dair sunumu yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Doktor Hafize Gaye Erkan, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Alman Büyükelçiliği İşbirliği ile düzenlenen Türk-Alman Ekonomik İlişkilerine Finansal Perspektif başlıklı toplantıya katıldı. Toplantı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schutz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Burkhard Bas katılımıyla Ankara'da gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Başkanı Pınar Ersoy, Türkiye'nin dinamik ekonomisinin yabancı yatırımcılar gözünde büyük bir potansiyel oluşturduğunu ve son dönemde artan istikrarla birçok Alman finansmanın Türkiye'ye yatırım konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ersoy, Türkiye ile Almanya arasında daha güçlü ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırımların artırılmasının Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye'nin faaliyetlerinde birincil odak noktası olmaya devam edeceğini bildirdi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schutz da para politikası perspektifini değerlendirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan ve Almanya Merkez Yönetim Kurulu üyesi Balsa konuşmalarında Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek iki ülke arasındaki geleneksel yakın bağların bunun için iyi bir temel oluşturduğunu vurguladı. Ve piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısından çıkacak kararla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor. Dorşa Bank ve Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre yıl sonu politika faizinin %40'a ulaşacağı öngörülüyor. Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Kristin Vietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı para politikası kurulu toplantısında faizi 500 bas puan arttıracağını öngördü. Analistler artan jeopolitik risklerin Türkiye'de enflasyonu ve ödemeler dengesi dinamiğinin üzerindeki baskıya dikkat çekti. Onay ve Vietoska buna bağlı olarak para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediler. Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ve Aralık aylarında 250 bas puan artışla hali hazırdaki politika faizinin %40'a çıkacağı görüşündeler. Öte yandan Anadolu Ajansı finansım beklenti anketine katılan 19 ekonomistin tamamı da yıl sonu politika faizi beklentisini %40'a çıkardı. Anket sonucuna göre, katılımcılar 250 ile 500 bas puanlık bir arttırım öngörürken, politika faizinin bu toplantıda %32.50 veya %35 arasında yer almasını bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayında politika faizini 500 bas bas puan arttırarak %25'ten %30'a yükseltmişti. Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki kararı ise 26 Ekim'de gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %68,01'e çıktı. Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 30,05 TL şeklinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %67.22 iken bu anket döneminde %68.01 oldu. 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %44.94 iken bu anket döneminde %45.28 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30. 14 Türk Lirası iken bu anket döneminde 30.05 Türk Lirası şeklinde gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 Türk Lirası iken bu anket döneminde 38.64 Türk Lirası oldu. Gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.9 iken bu anket döneminde %4.1 olarak gerçekleşti. Gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket anket döneminde %3.8 iken bu anket döneminde %3.4 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %142,5 artarak 47 milyar 792 milyon liraya aştı. Ortalama harcama ise 2971 lirayı buldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının Nisan-Haziran dönemine yönelik hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Birden fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yapılan toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %41 artarak 16 milyon 84 bin oldu. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 100 milyon 108 bin geceleme yaparken ortalama geceleme sayısı 6.2 gece olarak kaydedildi. Harcamaların %90.6'sını 43 milyar 311 milyon 528 bin lirayla kişisel harcamalar, %9.4'ünü ise 4 milyar 480 milyon 889 bin lirayla paket dur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2971 lira olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ikinci çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler %65.4 ile ilk sırada yer aldı. Verileri sırasıyla 27. 7 ile gezi, eğlence, tatil ve %3.3 ile sağlık izledi. Nisan-Haziran döneminde seyahate çıkanlar 70 milyon 880 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 872 bin geceleme ile kendi evi yer alırken otel 8 milyon 5 bin geceleme sayısıyla üçüncü oldu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Aranın ardından Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan haberleri paylaşacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ekonomist Burak Köseoğlu da ilerleyen dakikalarda eşlik edecek.